anda son gününe geldik. Dolayısıyla bugün pazar bitecek. Burada bölgede tecrübeli bir siyasetçi, Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Taner Uluh Bey ile birlikteyiz. Efendim bu dördüncü gün buradaki diğer illerin tanıtım günlerine de katılıyorsunuz. Siyasetçi olduğunuz için gidiyorsunuz. 1 milyon 200 Karsardağ'ın Iğdırlı buradayız diyoruz. Ama katılımı nasıl gördünüz? İletişimde bir eksiklik mi var? Yani çoğu insanlar burada konuşuyor. Bugün siz de görüyorsunuz. Katılım biraz zayıf. Daha nasıl güzelini yapabiliriz? Daha nasıl lobi olmamız için neler yapmalı bu derneklerimiz? Bir siyasi kimliğinizle bir Karsardağlı Iğdırlı olarak bize bir öneride bulunur. Evet. Sayın Küpeli, teşekkür ediyorum. Bu dönem ikincisini idrak ediyoruz. Geçtiğimiz yıl yine Karsardağlı Iğdırlı Tanıtım Günleri adı altında ilk etkinliğimizi yapmıştık. Bu yıl tertip komitesi olarak ikincisini organize ediyoruz. Elbette geçen yıl yapmış olduğumuz etkinlikte belli başlı eksikliklerimiz olmuştu. Fakat bu yıl ikincisini yapmış olduğumuz bu etkinlikte tanıtım günleri geçen yıla göre bu yıl biraz daha organizasyon olarak iyi. Ancak yöre dernekleri bakımından, yöresel derneklerimiz açısından İstanbul'da özellikle 3. bölgede 180 tane yöresel derneğimize hesaba kattığımız zaman elbette bu yıl daha şatafatlı bir Kars Ardahan Iğdır tanıtım günlerinin olabileceğini öngörebiliyorduk. Fakat geçen yıla göre bu yıl organizasyondaki eksiklikler biraz olsun azaltılmış olmasına rağmen eksikliklerimizin hala olduğunu görebilmekteyiz. Ama asıl amaç burada Kars Ardahan Iğdır'ın tanıtımı söz konusu olunca bunun elbette bir festival havasına bürünmesi gerekiyordu. Bu başarılabildi mi? Elbette bundan sonraki dönemlerde yöresel derneklerimizin de biraz daha fazla bu organizasyonun içerisinde katılmasıyla bu sıkıntının da aşılabileceğini düşünüyorum. Kars Ardahan Iğdır olarak doğunun parlayan 3 yıldızı, bir babanın evlatları olarak bu organizasyonların katlanarak, büyüyerek yörel derneklerimizle beraber, ilçe derneklerimizle beraber istenen amaca ulaşabileceği konusunda herhangi bir şüphe taşımıyoruz. Çünkü binlerce yıllık geçmişi olan, tarihi olan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kars, Ardahan, Iğdır illerimizin Ankara, İstanbul, İzmir ve büyük metropollerde yaşayan insanların dayanışma içerisinde olması, aynı zamanda burada yaşayan insanlarımızın yapmış oldukları bu etkinliklerin ve festivallerin Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'a yatırım olarak ve bölgenin mahkûs talihini yenme adına aktiviteler olarak geriye dönmesini istiyoruz. Sayın Ulaştırma Bakanımız da burada açılışta konuştuğu gibi hakikaten Kars'ta, Ardahan'da, Iğdır'da merkezi hükümet nezdinde istemiş olduğu yatırımları alabilmesi için bu etkinliklerin tabana emmek kaydıyla daha fazla insan katarak sadece ve sadece Kars, Ardahan, Iğdırlıları değil ama Kars, Ardahan, Iğdırlıların dışında doğudan bu bölgeye gelmiş, yurt edinmiş, bu bölgede hayatlarını idame ettiren insanlarımızın da bir arada olmasıyla birlikte bölgemizin bir an önce hak ettiği yere gelmesi, kalkınması, bu tanıtım günlerinin, bu festivallerin Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'a sanayi olarak, istihdam olarak, bölgesel kalkınma modeli olarak yansımasını istiyoruz. Yoksa elbette burada amacımız Kars'ın balını, Ardahan'ın kaşarını, Iğdır'ın kayısını elbette tanıtmak. Zaten bunlar bilinen, tanınan, yöre halkının gayet iyi bir şekilde bildiği, algıladığı şeyler. Bunu biraz daha profesyonelce, biraz daha tabana inerek, biraz daha metropollerde fazla insan sayısına ulaşarak bu etkinlikleri yapmak ve bu meyanda da yerel anlamda, ulusal anlamda basını, medyayı ve bu konuya ilişkin olmak üzere bu konuda sosyoloji anlamında araştırma yapan bilim adamlarımızı, müspet bilimlerle, pozitif bilimlerle uğraşan akademisyenlerimizi bu konuların içerisine katmak kaydıyla valiliklerimiz nezdinde Kars Valiliği, Ardahan Valiliği, Iğdır Valiliği ve bunun beraberinde ilçe belediye başkanlarımız nezdinde, il belediye başkanlarımız nezdinde bu konuyu
ete kemiğe büründürmek gibi bir amacımız ve niyetimiz, temel felsefemiz olmalıdır diye düşünüyorum. Bunun beraberinde özellikle bölgeye yıllardan beridir hizmet veren basın ve medya anlamında, tanıtım anlamında şu an itibariyle Kaşgar TV'ye konuşuyoruz. Kaşgar TV anlamında da Sayın Küpel'in ve ekibinin ve bunun beraberinde bütün illerimizde, ilçelerimizde, Kars'ın Ardahan'ın bütün köylerine kadar bütün haberleri ulusal boyuta taşıyarak Türkiye'de yaşayan Kars'ı Ardahan'ın Iğdırlıların gözü olarak, kulağı olarak objektif ve tarafsız bir şekilde yayın anlayışından ötürü kutluyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki bu tarz tanıtım günlerimizin, festivallerimizin Kars'ımıza, Ardahan'ımıza, Iğdır'ımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.